tahmini iç falan yarın alırız abi senden haberi falan. Ki yani 90'lı yılların ikinci yarısı özellikle televizyon haberciliği açısından Türkiye bir acayip bir deneyim yaşadı yani. Evet. Ben bu deneyimi şey gibi görüyorum ya. 1930'ların 40'ların başında daha doğrusu Robert yanlış hatırlamıyorum Robert Mitchum galiba. Bu Amerikalıların çok meşhur bizim 90'lardaki Reha Muhtarımız ya da Ufuk Güldemir haberciliğine benzeyen bir iş bir dönem. Winchell böyle yani elindeki radyo programını televizyona devşiriyor. Devşirdikten sonra televizyonda son derece başarılı işler yapıyor ve o kadar etkili oluyor ki yani başkanlıkta Eisenhower'a şey dikte ettiriyor yani politika dikte ettiriyor. Politika dikte ettiriyor. Yani yön veriyor yani Beyaz Saray'ın politikalarına yön veriyor falan. Böyle çok acayip bir adam. Yani aslında şimdi bunu tabii böyle söylemek yani magazinden gelen bir adam. Hayatın içinden gelen yani işin yani işte siyaset işte, siyasi haber nedir? Siyasi dedikodudur aslında nihayetinde. Yani aslında evet. O işleri bilen yani adam. Magazin sosu katarak siyasi yani. Haberleri mesela. Peki nüfus sahibi nasıl oluyor? Hikayesi şöyle tabii hem sadece Batı'da değil Doğu'daki bütün yani ulusal iki tane radyoda çok önemli program yapıyor. Belagatı çok şey tabii güçlü bir adam, sağlam bir adam. Seviliyor radyo programı, radyo deyiz yani 1930'ların. Yani bütün bizim Fatih gibi geliyor yani. Aynen öyle, bravo, aynı bizim Fatih gibi geliyor. O süreç Amerika Birleşik Devletleri'nde medyanın siyasi erkin üzerindeki etkisini giderek güçlendirdiği, hatta tahakküm altına aldığı falan da bir dönem yani. Çok tartışmalı bir dönem, Winchell dönemi. Türkiye bence 90'larda bunu yaşadı. Hem yani yazılı basın, yani hem gazetecilik anlamında, yani bildiğimiz anlamda gazete, hem de televizyon haberciliği açısından yaşadı. Ve ikisi birden böyle duvara bodoslama çarptı. Yani o 28 Şubat olduğu, arkasından gelen diğer artçı sarsıntılar, rejim sorun yani rejim bir de hala bir yaşadığımız yani içinden çıkamadığımız o rejim sıkıntısı şeyi rejim krizi o süreci yani benzer bir şey. Yani ben benzetiyorum yani evet yani şey Amerika'da tabii çok farklı biçiminde yani komplikasyonları var ama burada bizim yaşadığımız hakikaten dünyada bir başka örneği olmayacak derecede şiddetli ve sarsıcıydı yani taşlar yerine hani oturacak falan deniyordu ya.